Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları etkinlikli soru bankasında test 12 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler birinci sorumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak birinci sorumuza dersimize başlayalım. Bir firma yükseklikleri birbirine eşit silindir ve kare prizma şeklinde iki farklı kumbara imanatı yapmaktadır. Silindir biçimde kumbaraların taban yarıçapı 6 cm iken kare prizma şeklindeki kumbaraların taban ayrıtı 12 cm'dir. Bakın bunun yarıçapı 6 cm. Bunu da gençler şöyle bir tane tabanı 12 cm. Şimdi yükseklikleri eşitlediği için her ikisine haş diyorum. Bu firmada bulunan iki makineden biri sadece silindir biçimindeki, birisi ise sadece kare prizma biçimindeki kumbaraların yan yüzlerini desenli kağıtlar ile kaplamaktadır. Kaplama yapan makineler 10 dakikada eşit alana sahip yüzeyi kaplayıp belli sayıda kumbarayı satış hali, hazır hale getirmektedir. Buna göre iki makineden bir saatte en az kaç tane kumbara satış hale satış satış hazır hale gelir diye soruyor. Şimdi gençler yan yüzeylerin alanı bulmak için Şimdi e, silindir şeklindeki yan yüzeyin alanı gençler. Bakın taban çevresiyle yüksekliği çarparız. Şimdi çevre neydi gençler? 2 pi idi. O halen de silindir diyorum. 2 pi r çarpı yükseklik bize yan yüzeydeki alanı verir. Burayı düzenlersek 2 çarpı pi yerine 3 aldım. yarıçap 6 yükseklik birbirimiz haş yazdık. Buradan 2 kere 3'ü 6, 6 kere 6 36 çarpı h olur. Yan yüzey alanı. Şimdi kare prizmada gençler bakın bir tanesi 12 çarpı h'tır. Şöyle bir yüzeyi. Kare olduğu için bunlardan 4 tane var. Kare prizma diyorum. Yani 4 çarpı 12 h olur. Bunu da düzenlersem 48 h yan yüzey alanı olur. Yani arkadaşlar 36 açtık ve 48 açtık. Ne olması gerekiyor? 10 dakikada eşit olacak diyoruz. Şimdi bir tanesinin alanı 36 ve 48 ise gençler. 36 çarpı ve 48 çarpı ise 10 dakika sonra bunların ne olması gerekiyor? Ekokları kadar eşit hale gelmesi gerekiyor. Yani ben 36 ile 48'in alanını Ekokunu bulmam gerekir. Gençler her ikisine haş olduğu için bakın buradaki haşları görmeyebilirsiniz. Şöyle Ekoklarını bulmak için. 2'den başlayarak büyüyorum. 18, 2, 24. 2'ye böldüm 9, 12. 2'ye böldüm 9 bölünmedi. 6. 2'ye böldüm 3, 9. 3'e böldüm 1, 3. 3'e böldüm 1'dir. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane 2. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2'den 16 çarpı 9 ekoktar 144'tür. Demek ki arkadaşlar ne olacak? Kaplayacağı alanda 144 haş olacak diyoruz. Peki 144 haşım. 10 dakikada bunlar eşit olacak dedik. 36 haşa bölersem. Bakın buradan haşlar gider. 144'ü 36'ya bölüyorum. Gençler kaç tanedir? 4 tane. 4 tane silindir şeklinde. Yine 144'ü 144, 144 haşı. 48 haşa bölelim. Haşlar gitti. 144'ü 48'e bölüyorum. 3 tane de kare prizma şeklindeki kumbaralardan oluşacak. O halde topladığım zaman 4 artı 3 7 tane olur. Arkadaşlar nerede? 10 dakikada. Şimdi 1 saat dedi gençler. 1 saat 60 dakikaydı. Şimdi 60 dakikanın içerisinde ona bölersem gençler 6 tane var. 6 defa 10 dakika var. O halde 6 çarpı 7. Yani 10 dakikada 7 tane yapıyorsa 6 tane 10 dakikada 6 kere 7'den 42 tane satışa hazır hale gelir diyoruz. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıda beyaz eşya üretimi yapan bir fabrikada buzdolabı ve çamaşır makineleri maliyeti ve bu ürünlerin maliyet fiyatı üzerinden uygulanacak kar oranları yüzde olarak verilmiştir. Fabrikada bir saatte üretimi yapılan bu iki üründen elde edilen kar miktarları TL cinsinden birbirine eşittir. Gençler karlar eşit. Dikkat edelim. Günde 8 saat üretim yapan bir fabrikada bu fabrikada bir günde kaç e, üretim yapan buzdolabı ve çamaşır makinesi toplam sayısı kaçtır? Şimdi gençler o halde öncelikle buzdolabının karı ile başlayalım. Buzdolabı diyorum. 2100'ün %40 olduğu için 40 bölü yüzde çarpıyoruz. Şöyle ikişer sıfır gitti. 210 ile 4'ü çarparsam 840 lira kar var. E, evet, bu bir makinede. Şimdi çamaşır makinesine bakalım. Ç olarak yazdım. 1500'ü 40 bölü yüzde çarpıyorum. Şöyle birer sıfır attım. 150 ile 4'ü çarparsak 600 lirada bir makinede karımız var. Şimdi bu karların arkadaşlar eşit olması bunların ekoku olacağı anlamına gelir. Yani 840 ile 600'ün ekokunu bularak karların nerede eşitlerini bulmam gerekir. Şöyle 2'den başlayarak bölebilirim gençler. 420 300 Tekrar 2'ye böldüm. 210 150 2'ye böldüm. 105 75 Şimdi 2'ye bölmez. 3'e bölelim. 35 25 5'e bölüyorum. 5 7 5'e böldüm. 1 7 7'ye böldük. Nedir arkadaşlar? 7'ye böldük. 1'dir diyelim. Peki bunlar çarpmam gerekiyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi nasıl yapalım? 5 kere 5 25. 25 ile 3 ile 2 çarparsam 8. 25 ile 8 çarparsak gençler 200 yapar. 200 çarpı. Bir de 3 ve 7 var. Şimdi 3 kere 7 21. 4 2 ile çarpıyorum. 42. 2 sıfıra geldim. 4200 TL oldu karları. Demek ki 4200 TL'lik kar yapacağız gençler. Şimdi 840 arkadaşlar kaç tane 840'dan olacak? 420 pardon 4200'ü 840'a bölersem şöyle bir sıfır gitsin. 420 içinde 84 gençler 5 tane. 5 tane ne olması gerekir? Buzdolabı. Yine 4200'ü 600'e bölüyorum. Şöyle sıfırları attım. 42'nin içinde 6-7 tane. 7 tane de çamaşır makinesi üretti. Nerede gençler bu? Elbette 1 saatte. Yani toplamda baktığımız zaman 5 artı 7 12 tane 1 saatte gençler. Bir günde 8 saat çalışıyordu. O halde 8 tane de 8 saatte ne kadar üretiriz? 8 çarpı 12'den 96 tane makine üretilir toplamda diyoruz. Ve B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Üçüncü soruya geldiğimiz zaman aşağıdaki grafiklerde bir pastanedeki frambuaz ve çilek miktarları ile frambuazlı ve çilekli pasta yapıldıktan sonra kalan frambuaz ve çilek miktarları gram cinsinden veriliyor. Frambuazlı pastada çilek, çilekli pastada frambuaz kullanılmamaktadır. Pastanede yapılan iki pasta çeşidi için kullanılan toplam frambuaz ve toplam çilek miktarları birbirine eşittir. Gençler kullanılanlar birbirine eşit. Dikkat edelim. Buna göre pastanedeki başlangıçta verilen çilek ve frambuaz miktarı ile yapılan toplam pasta miktarı en fazla kaç tanedir? Şimdi arkadaşlar birinci grafiğe baktığımız zaman 3 tane pasta yapıldı. 2500'den 1000'i çıkartırsak 1500 gram ne kullanıldı arkadaşlar? Çilek kullanıldı. Şimdi 3 pasta yapıldığına göre 1500'ü 3'e bölüyorum. 500 gram çilek kullanmıştır diyoruz. Evet, bir pastadan. Şimdi ikinci grafiğe baktığım zaman 2500'den 1900 çıkarıyorum. 600 gram gençler frambuaz kullanıldı. Yine 3 pasta yapıldı. 600'ü 3'e bölersen 200 gram Frambuaz kullanılır diyorum bir parçadan. Peki. Şimdi arkadaşlar kullanılanlar eşit olduğuna göre yani 500 ile 200'ün ekoku olması gerekir diyoruz. Gençler artık pratik olarak bakın direkt 100'den başlayabiliriz. 100'e böldüm 2, 5. 2'ye böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1'dir. O halde bunlar çarparsam ekokları 2 çarpı 5 çarpı 100'den 2 kere 5 10 yapar. 100 ile çarparsak 1000 gramdır. Şimdi gençler 1000 gram olabilir veya katlar olabilir. Bakın 1000 olabilir. 2000 olabilir. 3000 olabilir şeklinde düşüneceğiz. Peki arkadaşlar ne olacak? Ee, en fazla dediği için. Şimdi ben 1000, 2000, 3000 bu böyle devam edecek. Hangisini seçeceğiz? Şimdi arkadaşlar öncelikle şuna bakıyorum. Kalan çilek miktarları 2500 olduğuna göre gençler 2500'den az olması gerekir. Çünkü 2500'den başladı. Demek ki kullanılan gençler çilek miktarları veya frambuaz miktarları 2000'in altındaki en büyük sayı pardon 2500'ün altındaki en büyük sayımız 2000'dir gençler. Yani 2000 gram frambuaz ve çilek kullanıldığı diye düşüneceğiz. Peki 2000 için 2000 gram benim çileğim olursa bir tanesini 500 gram kullanmıştım. 2500'e 500'e biliyorum 4 tane çilekli pasta olur. Yine 2000'i 200 gram Frambuaz kurmamıştı Bir tanesinde de 200'e bölersem 10 tane de frambuazı pasta elde ederim. 4 artı 10'dan toplam 14 pasta yaparız diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. E, Dördüncü soruda üç farklı demirciden Ahmet Usta. Demir çubuğun tamamını kullanarak kenar uzunluğu 12 cm olan kare şeklindeki çerçeveler Sinan Usta demir çubuğun tamamını kullanarak kısa kenarı 12 ve uzun kenarı 18 santimetre olan dikdörtgen çerçeveler ve Hasan Usta da demir çubuğun tamamını kullanarak birbirine eş çember şeklinde çerçeveler elde etmektedir. Yani Hasan Usta da ne yapacak? Şöyle çemberler elde edecek diyor. Peki. Üç ustanın da kullandığı demir uzunlukları, demir çubukların uzunlukları eşit ve 5 metreden az olduğuna göre 5 metre gençler 500 santimetre. Aşağıdakilerden hangisi Hasan Olsun'un yaptığı çerçevelerden birinin yarı çapı olamaz diye sordu. Peki gençler, öncelikle karenin çevresi bakın 12 kere 4'ten 48 santimetredir. Şimdi dikdörtgenin çevresi bu çevre. 18 ile 12'yi topluyorum 30, 2 ile çarptım 60 santimetre çevresi. Şimdi bu çerçeveler arkadaşlar ne olması gerekiyor? Kullandıkları demirler eşit olduğuna göre 48 ile 60'ın ekokunu bulacağız diye düşünelim. Şöyle 48 ile 60'ı asal çarpanlar ayıralım. 2'ye böldüm 24, 30. 2'ye böldüm 12, 15. 2'ye böldüm 6, 15 bölünmedi. 2'ye böldüm 3, 15. 3'e böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1'dir. Şimdi arkadaşlar bakın burada. Şöyle 2 ile 5 çarparsam 10 yapar. 1, 2, 3 tane 2. 8 çarpı 3 çarpı 10'dan 240 cm olur ekokları. Şimdi gençler 500 cm'den az dediği için 240 cm olabilir. Veya bunun katı 480 de olabilir. Şimdi hangisini alacağınızı bilmiyoruz gençler ama 240 veya 480 olabilir diye düşüneceğiz. Peki gençler. Şimdi ben burada yarış yaplar arkadaşlar ışıklardan gidecek olursam. Şimdi çevre neydi? 2 pi o halde yarı çap 4 ise gençler 2 çarpı 3 çarpı 4'ten 12 olur. Şimdi gençler 12 bakın 240 ve 480'i e tam böler. Yani A şıkkındaki 4 bizim yarı çapımız olabilir. Şimdi 240'a da 480'e bakıyoruz. Şimdi 5 olsaydı gençler 2 çarpı 3 çarpı 5 bir tanesinin çevresi 30 olurdu. Şimdi hem 240 hem de 480 30'a bölünür. Yani 5 cm olabilir. Gençler 8 olsaydı 2 çarpı 3 çarpı 8'den 48 santimetre olur. Bir tanesinin çevresi 240 ve 480 48'e tam bölünür. Ama 6 santimetre olsaydı 2 çarpı 3 çarpı 6'dan 36 santimetre. Şimdi gençler 240 ile 480 de 36'ya bölünemez diyorum. Ve C şıkkındaki 6 santimetre bizim yarıçap uzunluğumuz olamaz diyoruz. Evet gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.